İlkokulu buradaki ilkokulunda okudum ve daha sonra güvenlik dolayısıyla İstanbul'a gittim. Liseyi orada bitirdim. 2001 yılından sonra buraya yerleştim yeniden. Şimdi hayvancılıkla uğraşıyoruz. Babam vefat etmişti. Burada kalacak kimse yoktu. O nedenle buraya döndüm. Evliyim. İki çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Burada keçi yetiştiriyoruz. 2010 yılından beri iş adamı Yılmaz abimiz sayesinde onun yardımlarıyla kıl keçisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Onların ürünlerini pazarlıyoruz. O şekilde geçimimizi idame ediyoruz. Yani bir malı ürettiğiniz zaman ne kadar kaliteli üretirseniz üretin, eğer malınızı pazarlayamıyorsanız elbette ki bu malı para etmeyecektir. Biz burada ürettiğimizi genellikle İstanbul'a gönderiyoruz. Ve talebi karşılayamıyoruz. Tereyağı, çökelik ve peynir yapıyoruz. Bunu İstanbul'da pazarlıyoruz. Yani şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Kesintisiz. Yani yok, normal alışan insan için kolay geliyor artık. Şimdi bir atasözü var. Eğer bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsan toprakla uğraş. Bir ömür boyu mutsuz kalmak istiyorsan insanlarla uğraş demişler. Biz toprakla uğraşıyoruz. Üretim yapıyoruz. Ve üretim yaptığımız için de mutluyuz. Çünkü kendi işimiz. Yani karışanımız yok, edenimiz yok. Bu nedenle dolayı kendi işimizle uğraştığımız için mutluyuz. Bu köy şu anda kış aylarında 7 haneye düşüyor. Yazın yazlıkçılar gelince 30 haneye çıkıyor. Yani 90'lı yıllarda güvenlik dolayısıyla insanlar terk etti burayı. Ondan sonra da insanlar şehir hayatına alıştı. Köy hayatı herkesin kaldırabileceği kolaylıkta değil. Zor şartlarda yaşıyoruz. Kış ayları çok çetin geçiyor. Günlerce yollarımız kapalı kalıyor. Elektriklerimiz günlerce kesiliyor. Şehir hayatında insanlar rahata alıştığından dolayı burada yaşamayı kabul edemiyorlar herhalde. Burası kırsal bir bölge. Maalesef öyle sorunlar yaşanıyor. Yollarımız bazen günlerce kapalı kalabiliyor. Elbette ki isteriz. Neden istemeyelim? Şimdi üretimin olduğu bir yerde canlılık olur. Yani o canlılık da insanı mutlu eder. Ama maalesef üretim yok. Üretim yapan kimse yok. Üretime hevesli kimse yok daha doğrusu. İnsanlar kolay para peşinde. Yani şu anda herkes şehir hayatına isyan ediyor. Herkes bir şekilde mutlaka şehir hayatından rahatsız. Köylere gelmek istiyorlar. Fakat hiç yapılan hiçbir şey yok. Uzun zamandan beri köy gitgide boşalıyor. Her ölen yaşlının evi bu komple tamamen boşalıyor. Oysa ki bu yapılacağına, buraya insanlar gelip üretim yapabilse, tarlasını, bağını, bahçesini ekse, hayvanını beslese, çok daha rahat bir şekilde ve sağlıklı yaşayacaklar. Ama dediğim gibi maalesef kimse üretimden yana tavır sergilemiyor. Ya da yazın gezmeye geliyorlar birkaç günlüğüne. Birkaç günlüğüne gelip gezip herkes kendi yurduna. İnsanlar kendi değerlerini kaybettikten sonra bir müsahiplik gibi, bir kirvelik gibi. O değerler kaybolduktan sonra yavaş yavaş artık insanlar birbirleriyle küsmeye başladılar. Çünkü o değerler de bizi ayakta tutan. Maalesef o değerleri de yavaş yavaş bitirdik. Şimdi komşular arasında doğru düzgün samimi bir şekilde konuşan insanlar yok. Herkes hemen hemen birbirleriyle küs. Çalışan insanın farklı bir şey yapmaya vakti kalmaz. Çünkü insan çalışır, tarlasını eker, bağını bahçesini eker, hayvanıyla ilgilenir. Dedikoduya, fesatla, fitneye vakti olmaz. Ama hep oturan bir insan aklı hep kötü şeylere çalışır. Bu da yavaş yavaş insanların arasını bozmaya başlıyor. Şartlarımız kış ayları çok ağır geçiyor. Bu sene kar fazla yağmadı ama normal karlı geçen dönemlerde yaklaşık 2-3 metre kar yağıyor. Kış ayları çok uzun geçiyor. Bu da ekstra bir maliyet demek. Yem fiyatları zaten malum. Aldı başını gidiyor. Geçen yıl saman da o şekildeydi. Yani bizi zorlayan en büyük zorluk bu girdi maliyetleridir. Ya tabii ki aslında alabiliyor fakat maliyetler yüksek olduğu için bir elden gelip diğer elden tamamını geri veriyorsunuz. Tabii, biz hemen hemen her şeyi beraber yapıyoruz. Sadece sütün işlemesini ben arazi diyeyim, eşim yalnız yapıyor. Benim ustam eşim. Ben İstanbul'da büyüdüğüm için köy hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldiğim zaman mecburen öğrenmek zorunda kaldım. Şimdi yapılması gereken tüm işlerimi kendim yapıyorum. Ama ustam eşimdi. Birçok şeyi şimdiden öğrendim.